Selamlar efendim. Sıfırdan başlıyoruz serisine artık tekrardan başlamanın vakti geldi. 2 yıllık tecrübelerim ile beraber size gençliği mümkün olduğunca hem öğreteceğim, hem nasıl güçleneceğinizi göstereceğim, hem de bir yandan hikayeyi ilerleteceğiz ve bunu bir seri halinde yapmaya çalışacağım. Hepinize iyi seyirler dilerim. Öncelikle bölgenize uygun olarak bir server seçmenizde fayda var. Sonuç olarak burada eğer Türkiye'de yaşıyorsanız elbette en doğrusu Europe'ı seçmeniz olacaktır. Ben hemen Europe'ı seçtim ve sıfırdan olan bu hesabımla başlıyorum efendim. Şimdi hep beraber giriş yapalım ve yapmanız gerekenlerden ben yavaşça bahsedeyim. Oyunumuzdan da bahsedelim. Zaten artık oyunumuz tamamen Türkçe oldu. Her şeyi Türkçe bir şekilde görüp öğrenebiliyoruz. Bu yüzden herhangi bir yetenekleri okumada, anlamada, oyun hikayesini anlamakta da artık zorluk yaşamayacağız. Ve Türkçe çeviri bana kalırsa başarılı olmuş. Ben bu yüzden beğendim. Oyunumuzu merak edenler için en azından şöyle bir özet geçeyim. Açık dünyada kendi karakterimizi geliştirerek, 4 kişilik bir takımımızda farklı farklı karakterler çıkararak keşif yapıyoruz, hikayemizde ilerliyoruz. Yaratıkları katlederek kendimizi güçlendirmeye çalışıyoruz. Farklı farklı bölgeler keşfediyoruz. Bu yüzden eğer açık dünya RPG'si sarıyorsa, animeyi de seviyorsanız zaten bu oyun kesinlikle sizi saracaktır diye düşünüyorum. Şimdi bizim burada ikizlerimizden birisini seçmemiz gerekecek. Peki burada seçeceğimiz ikizler fark ediyor mu? Yok, aralarında çok ufak minicik farklar var ve oyunun oynarken çok da göze çarpan farklılıklar değil bunlar. Bu yüzden dilediğinizi seçebilirsiniz. Benim ana hesabımda zaten Aether seçili, yani erkek ikiz kardeş seçili. Bu yüzden ben kız kardeşi Lumine'i seçmeyi düşünüyorum. İsim olarak burada dilediğinizi yazabilirsiniz. Daha sonra zaten bunu değiştirebiliyorsunuz. Ben Yeteslit yazayım. Onayla diyeyim. Herhangi bir isim zaten birisi tarafından alınınca öteki kişi tarafından alınamıyor diye bir şey yok. Bu yüzden istediğiniz nick'i de yazabiliyorsunuz buraya. Evet. Kardeşimiz kapalı verdi. Gitti küp kadıncıya. Bilinmeyen tanrıya. Biz de karşılık vermeye çalışırken gariban gibi yıkılıverdik. Artık kardeşimiz de küp kadın elinde. Paimon'la tanıştığımız şekli de öğretiyor. Biz burada balık tutmaya çalışırken Paimon'u kurtarıyoruz bir şekilde ve bizim yol arkadaşımız oluyor. Uzun süredir bir yol arkadaşımız kendisi. Biz epey uzun yıllardır yine kardeşimizle görüşemiyoruz ve kendisini arıyoruz. Ancak bu Teyvat dünyasında bakalım kardeşimizi bulabilecek miyiz? Eğer ki oyununuz Türkçe değilse ESC'yi basabilirsiniz veya sol üstten ayarları açabilirsiniz. Buradan tekrardan ayarlara tıklıyoruz sol aşağıdan. Benim tıkladığım yerlerin aynısını tıklayın. Buradan oyun diline Türkçe yapabilmeniz mümkün. Aşağılarda bulunuyor Türkçe. Bu şekilde oyunu Türkçe oynayabilirsiniz. Şimdi oyuna başladık. Artık element etkilerini görebiliyoruz. Rahatlıkla gezinebiliyoruz. WASD ile beraber hareket edebiliyoruz. Tabii ki bilgisayardaysınız. PlayStation ve telefonda kontroller elbette daha da farklı olacaktır. Boşluk tuşu ile beraber zıplıyoruz. B ile beraber envanteri açıyoruz. Sol tık ile beraber rakiplerimize hasar veriyoruz. Eğer sol tık ard arda basarsanız normal bir combo gerçekleştiriyorsunuz. Basılı tutarsanız charge atak yapmış oluyorsunuz. Şimdi devam edelim kaldığımız yere. Buradaki yaşınlayıcı yaştığımız zaman 5 köken taşı kazanacağız. Köken taşlarını ne yapacağız? Köken taşlarını yeni karakterler ve silahlar elde etmek için kullanıyoruz. Bu yüzden bunları biriktirmemiz çok önemli. Birazdan da haritayı açarak da göstereceğim size. Şu an sadece Paimon'u takip etmemiz yeterli olacaktır. Sağ tarafta azalan barımız bizim staminamız, enerjimiz yani. Bunu yükseltmenin yolu var. Sınırını arttırabiliyoruz. Ondan daha da ileride bahsedeceğim zamanı geldiği vakit. Zaten bu videoda göreceksiniz de hatta öyle diyeyim. Macera rütbemiz biz bir şeyleri keşfettikçe, sandıkları açtıkça, görevlerde ilerledikçe artıyor. Eğer ki macera rütbenizi siz 16 yaparsanız arkadaşlarınızla beraber kop bir şekilde de oynayabiliyorsunuz. Yani bir başkasıyla beraber, oyuncu ile beraber aynı dünya üzerinde de oynayabiliyorsunuz. Bu özelliği açmak için de kasmanız gerekiyor. Evet, geldik Mondstadt'ın eteklerine. Şehrimizin eteklerine. Karşımızda da bir adet Statue of Seven heykelimiz var. Bir an önce oraya gitmemiz gerekiyor bizim. Tabi bizim Arkonlarımız burada hükümdar olarak çevriliyor. Arkonlar da bu Teyvat'ta bulunan 7 büyük tanrı aslında. Buradaki Mondstadt'taki tanrımız ise rüzgarı kontrol eden tanrı. Her bölgenin kendine has bir tanrısı bulunmakta. Rüzgarı yakalayan yabancı. Ben bu arada Türkçe çeviriyi gerçekten beğendim. Bence gayet tatlı yapmışlar. Hoşuma gitti. Ya en azından anlamakta hiçbir sıkıntı çekmezsiniz. Hatta ben şöyle bir şey yaparsam çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum.
Birazdan kendimi sol üstte çekerim kamera olarak. Sizin için de daha iyi gözükür diye düşünüyorum. Aslında alt yazıyı engellemiyor galiba şu an. Hiç engellemedi. Engellemediyse güzel, bu şekilde takılabiliriz. Şimdi burada bir kimileri takılabiliyor. Yapmanız gereken sıra sıra kombolar var. Onlardan bahsediyor. Bu yüzden burada takılmadan nasıl yapabilirsiniz onu detaylıca anlatacağım. Yani yüzerek karşıya geçeceğiz. Karşıya geçerken aman diyeyim. Staminizin bitmemesine dikkat edin. Biterse boğulursunuz. Sağ tıkla hızlı bir şekilde yüzebilirsiniz burada. Normalde sağ tık atarsanız yüzeydeyken de kaçınabiliyorsunuz. Atılabiliyorsunuz öne doğru. Veya hangi öne doğru gidiyorsanız. Şimdi biz ilk kez bir 7'nin 7 hükümdarının heykeliyle beraber bir etkileşime geçtiğimiz vakit onun gücünü elde edebiliyoruz. Mesela Mondstadt'ta rüzgarın gücü var. Biz bununla etkileşimi geçtik ve rüzgar gücünü elde ettik şu anda. Bu yüzden her gittiğimiz bölgede de bu heykellerle etkileşime geçmemiz gerekiyor ki onların da elementini kullanabilelim. Ancak aynı anda her bir element kullanamıyoruz. Aynı anda tek bir element kullanabiliriz. Şimdi burada bahsetmem gereken bir öteki konu. Rahat rahat kısılabilmeniz için bahsedeceğim. Şu büyük yedilerin heykelinde bunları açtığınız vakit daha geniş bir çevre açılıyor bir anda, haritanızda gözüküyor. Ve hani şu gibi küçük ışınlayıcıların noktalarını görebiliyorsunuz. O yüzden önceliğiniz her zaman bu büyükleri açmak olsun. Ardından bu küçükleri açmak olsun. Tabii yolunuzda denk gelirse bunları açın. Yolunuzun üstündeyse bunları açın. Zindanlar ve tapınaklar var. Bunlar da ya tek seferlik dönebiliyorsunuz ya da bunlardan yadigar düşebiliyorsunuz. Silah malzemesi düşebiliyorsunuz. Onlara daha sonra detaylıca değiniriz. Temel mantık yine bölge açmak bu ışınlayıcılarla birlikte. Işınlanırken bir ücret ödemiyorsunuz. Kafanıza göre dilediğiniz gibi ışınlanabilirsiniz. Sol üstten otomatik olarak da karakterlerin konuşması bittikçe kendisinin geçmesini sağlayabilirsiniz hikayede. Direkt bir geçme tuşu yok maalesef. Hikayede dinlemek zorunda kalabiliyorsunuz. Buradaki seçimler genel olarak hikayenin gidişatını etkilemiyor. Keşke etkilese de daha farklı şeyler olsa, ancak o pek mümkün değil maalesef. Zamanı geldikçe de ben bu yerlerden bahsedeceğim elbette. Kanalda da yeni hikaye videoları bulunuyor ama şu an spoilersiz bir şekilde ilerlemeye çalışacağım sizinle beraber. Eğer sıfırdan başlayan bir oyuncuysanız. Şimdi bizim burada yapmamız gereken bazı aşamalarımız var. Diyor ki yeteneğini kullan diyor. Temel yeteneğini kullan diyor. Telefondaysanız şu zaten küçük olarak gözüken yeteneği kullanmanız gerekecek. Sağ altta da görüyorsunuz bunu. Bir kere E'ye bastım, bıraktım. Ve bu sayede ilk kısmı geçmiş olduk. İkinci kısımda diyor ki basılı tut diyor. Sizin bu yeteneği basılı tutmanız lazım. Basılı tuttuktan sonra yine bu kısımda bitirmiş oluyoruz. Son kısımda ise eğer bilgisayardaysanız Q'ya basarak ulti yeteneğinizi kullanmanız gerekiyor. Bunu kullanıyoruz ve ardından buradaki tüm işimiz bitmiş oluyor. Hem bir başarım açmış oluyoruz, hem de buradaki görevimizi bitirmiş oluyoruz. O zaman şimdi ilerleyebiliriz. Ayrıca şundan da bahsedeyim. Eğer karakterlerinizi iyileştirmek istiyorsanız ve iyileşemiyorsanız, yedilerin heykeline geldikten sonra burada iyileştirebiliyorsunuz karakterlerinizi. Heykelin lütfuna tıklayın ve buradan karakterlerinizi iyileştirmeye başlayın. Aklınızda bulunsun bu da. O zaman şimdi atladık denize. Deniz dediğim şey deniz, aynen. Gölete atladık. Yakalayalım balıkları. Denk geldikçe fetişüyle de bunları yakalayabilirsiniz. Yemek yapmak için balıklar lazım olacak elbette. İleride bir yerde çiçek falan görürsünüz. Bunları da toplayın. Ha, şurada bir sandık var. Şu sandığı size göstermek istiyorum. Etrafta çoğu yerde, bölgede sandıkları toplayıvereceğiz. Ha, Dvalin de bize bir selamını çakıverdi. Bu sandıkları siz topladıkça genellikle köken taşı kasabileceksiniz. Macera rütbesi ve yadigar da kasabileceksiniz. Yadigarlar bizim karakterleri takacağımız, karakterleri güçlendireceğimiz temel eşyalardan birisi. Bu yüzden sandıklara kasmak çok önemli. Özellikle oyunun başında çok fazla lazım oluyorlar bize. Sıradan sandık olarak geçiyor bunlar. Sıradan sandıklar bize çok fazla malzeme vermiyor. Ancak yine işimizi görüyor diyebiliriz. Ayrıca şundan da bahsedeyim. Bizim bu sıradan sandıklar bu bölgelerde birazcık az ödül veriyor ama siz daha farklı bölgeler keşfettikçe sıradan sandıklar bile size köken taşı vermeye başlıyor. Ve gerçekten dünyada önünüze bir şeyler geldikçe toplayın, çünkü minik gizli puzzle'lar olabilir. Örneğin burada 4 tane özel yerleştirilmiş havucu toplarsanız her birinden birer slime çıkıyor. Ayrıca siz bu slime'ların her birini, slime'lar da bu arada budulup olarak geçiyor. Neden budulup olarak çevrilmiş ben de bilmiyorum. Balçık olarak çevrilseymiş keşke. Bunları kestiğiniz vakit bakın bir adet daha sıradan sandık çıkıyor. Bu yüzden dediğim gibi etraftaki her şeyi toplayın. Gizli bir puzzle çıkabilir karşınıza. Eğer boş duran bir meşale varsa meşaleyi ateşlendirin, alevlendirin. Bunlar da size sandık bulmanıza yardımcı olabilir. Daha az da macera rütbesi kasabilirsiniz. Bizim Dwalin ile beraber Vent. İlk karşılaştığımız karakterler.
Neyse biz hemen gidelim oradaki gözyaşını alalım. Bizim burayı da çok fazla işimiz yok zaten. Hadi hemen gidelim. Paimoncuğumuz bizim başımızın etini yol boyunca çok fazla yiyecek maalesef. Yapacak bir şey yok ona. Kızıl kristali aldık. Şimdi görevde zaten mini haritada sarı noktaları takip ettikçe hem güzel bir şekilde seviye kısabiliyorsunuz hem de size zaten oyunun temel mantığını öğretiyor. Bu yüzden bir sıkıntı yaşamazsınız dedik. Bir öteki sinematiğimize geçiyoruz. Evet. Amber ile tanışma anımız. Harika. Bavarın şövalyeleri de Mondstadt'ın şövalye ekibi. Hani korumasından sorumlu. Bazı içerideki kişilerinden de sorumlu olarak geçiyorlar. Amber ise burada daha çok dışarıları gezip, keşif yapıp buradaki korumayı sağlıyor kendisi. Acil durum yiyeceği. Emergency food tabii ki. Bunu demezsek olmaz. Tabii ki şimdi Amber ile beraber konuşmamızla birlikte ilk 4 yıldızlı karakterimizi partiye almış oluyoruz. Amber'ı kullanmak istersek 2'ye basıyorum. Amber'a geçiş yapıyorum. R tuşuna bastığım zaman nişancı moduna geçiyorum. Ve ok fırlatarak havadaki Budur Loop'u vuruyorum. Abi neden Budur Loop ya? Valla ben buna çok takılacağım. Neyse. Sandığımızı açtık. Yolumuzda devam edebiliriz şu anda. Okçularda bahsetmem gereken şey eğer ki siz beklemeden ok atarsanız fiziksel hasar verirsiniz. Ancak biraz süre bekledikten sonra şuradaki parlama gerçekleştikten sonra ok atarsanız karakterin elementi neyse o elementten vuruş gerçekleştirirsiniz. Aklınızda bulunsun bu da. Şimdi gidelim bakalım şuraya. Tırmandık. Sıradaki şınlayıcı noktamızı açıyoruz. Bu biraz daha küçük ancak yine 5 köken taşı veriyor. Bir dağ yabanisi. İlçirullar dağ yabanisi olarak çevrildiği için bilemiyorum bu da birazcık garip hissettiriyor. Genel olarak Türkçe'yi beğendim de bazılarını garip buluyorum sadece. Evet öncelikle bunu alt etmemiz gerekiyor. Şimdi burada kombolardan yavaş yavaş bahsetmemize fayda var. Hemen şu kombolardan da bahsedelim. Rakibe öncelikle ateş uyguladıktan sonra gidip ana karakterinizle beraber E'ye basılı tutarsanız girdapta özelliğini uyguluyorsunuz ve rakibin üzerindeki elementi öteki rakipler üzerinde de dağıtıp ekstradan hasar verebiliyorsunuz. Bu yüzden komboya Amber ile başlarsınız. Ardından gezgini geçerek, ana karakterinizi geçerek E'ye basarsanız daha da güzel bir hasar çıkarmış olursunuz. Tabi birazdan yeni karakterler eklendikçe burada kombolarımız da değişecek. O yüzden her yeni karakter eklendiğinde hem yadigarlarını anlatacağım, hem onların silahlarını anlatacağım, kullanımını anlatacağım hem de kombosundan bahsedeceğim. Hiç merak etmeyin. Bu video serisi sayesinde daha kolay ve rahat bir şekilde oynayabileceksiniz. Şimdi buradaki sandığı da açıyoruz. Buradaki zarif sandığımız ise bize 2 köken taşı verecek. Pardon 3 verdi. Aa doğru 3 veriyordu galiba buradaki. Diğerlerini karıştırmışım. Bu görev sandığı olduğu için tabii ki 3 veriyor. Normalde onlar 2 veriyor buradakiler. O zaman şimdi hazır gelmişken şu dibinizdeki tapınağı açın derim ben. Burayla zaten ileride işimiz olacak. Shine tapınağını açtık. Ardından şimdi Monsal şehrine doğru gidebiliriz. Ancak yolumuzun üstünde bir tane daha görevimiz olacak. Hemen bir ona uğrayalım. Burada bir ablamız bulunuyor. Yolun kenarında yemek yapmamızı istiyor bizden. Onunla birlikte bir yemek yapalım hemen. Neredesin ablacığım? Ne burada. Lin'le beraber yemek yapma görevini mutlaka alın. Çünkü size aynı zamanda macera rütbesi verdiği için daha hızlı bir şekilde seviye kasabilirsiniz. Ve görevi de çok basit. Yemek yapmayı öğreniyorsunuz. Buradaki konuşmaları hızlı hızlı geçiyorum. Burada konuşmalar pek de önemli değil. Hikayeye bir katkı sağlamıyor. Sadece yemek konusunda neler yapabilirsin bana bir göster bakalım ya marifetin diyor. Bize tavuklu mantarlı bir şiş yapmamızı istiyor. Bize zaten malzemeleri kendisi de veriyor. Bu yüzden biz gidip buradan... Aa mantar toplamamış mıyız? Mantar vermiyor muydu bize? Yok veriyordu. Buradan araştır diyorduk. Doğru. Buradan alıyoruz malzemeleri. Yanındaki varilden alabilirsiniz. Aldık. Pişire geldim. Tavuk mantar şişi hemen yapıyorum. Pişire bastım. Burada kendim pişir kısmından pişireceğim. Ancak burada
Kimi zaman karakterlerin bonusları olabilir bir yemek pişirirken. Bu yüzden eğer buradaki değiştirir simgesinin parladığını görürseniz mutlaka karakter değiştirip o yemeği daha güzel bonuslu bir şekilde yapmaya özen gösterin derim ben. Aklınızda bulunsun bu detayda. Evet, ortadaki turuncu çizgiyi getirdiğiniz vakitte yemeği perfect, mükemmel bir şekilde yapmış oluyorsunuz. Yine tekrardan konuşalım. Yemeği de bitirdik. Kendisine verdik. Yemeği beğendi kendisi. O zaman şimdi burayı da geçiyoruz. Ve bize macera rütbesi puanı verdi. Artık macera rütbemiz 4. Güzel. Şimdi buradan ilerleyelim bakalım. Ayrıca siz arada postanızda kontrol edebilirsiniz. Buradan ödüller de alabiliyorsunuz. 3 milyon ön kayıt ödüllerinden de buradan yine hala 10 tane buluşma yazısı elde edebiliyoruz. Buluşma yazısının dilek sistemini ben yine kanalda anlatıyorum. Dilerseniz dilek sistemini de kanaldan aratabilirsiniz ve öğrenebilirsiniz ne olduğunu, nasıl karakter çıkarılır, 5 yıldız karakter ne zaman garanti olur, 4 yıldız karakterler nasıl elde edilir şeklinde. Tabi dilek sistemi de büyük ihtimalle bu videoda açmış olacağız, o yüzden onu da görmüş olursunuz. Temel mantığını en azından birazcık göstermiş oluruz burada. Evet, Mondstadt şehrimize girdik. Özgürlük şehri. Ufak ve gayet tatlı bir şehir. Jean aynı zamanda burada evet favori şövalyelerin büyük kumandanı olarak geçiyor ama vekili olarak geçiyor. Tabii ki normalde burada Varka isminde kumandan olan birisi vardı. Fakat Varka bir geziye çıktığı için şu an kendisi Mondstadt'ta bulunmuyor. Ve kendi ünvanını yerine şimdilik Jean'e devretti. Jean şu anda şehri yönetiyor. Şehrin korunmasını sağlamaya çalışıyor. Geçici bir rütbe olarak bulunuyor yani kendisine şu anda. O yüzden Jean'le tanışmamız epey bir önemli olacak bizim roller içinde. Şimdi bizim görev menüsünü açmak için J'ye tıklamamız istiyor. J'ye bastık. Buradan görev menüsünü açtık. Rota çiz diyoruz. Rota çizmemiz ile beraber mini haritamızda ve aynı zamanda kendi ekranımızda görev noktasının ne kadar mesafe olduğunu görebiliyoruz. Ve nereden nasıl gideceğimizi de sarı haritalarıyla beraber bize gösteriyor. Tabii biz paso duvar tırmana gideceğiz. Yolumuzun üstündeki tüm ışınlayıcıları dediğim gibi mutlaka açın. Gökhan taşı kasın bir yandan. Eksik etmeyin. Size macera tecrübe puanı da veriyor zaten. Macera TPS'i veriyor desem artık bu şekilde kısaltmaları da yer vereceğiz. Benim sizin için ayrıca bir kavramlar olarak, terimler olarak da bir tane video çekmem gerekecek daha iyi anlayabilmeniz için oyunu. Buradan tırmanırken bir tık enerjimiz ağlayacak ama yapacak bir şey yok. Dağ kestirme bir yolu olabilmesi için. Dinlenip dinlenip çıkarız artık buradan. Şimdi zıpladık. Birazcık bekliyoruz. Enerji fullendi. Tekrardan zıpladık. Duvara yapıştık. Zıpla zıpla çık. Son kısımda birazcık zıplamak için bekle, bir daha zıpla ve tamam. En son çıkmayı başardık ve geldik istenilen noktaya. Ve Ember bize burada aslında bir kanat veriyor. Kanat sayesinde artık yüksek bir yerden atladığımızda kafamıza göre kanat açıp yere daha sakin bir şekilde inebileceğiz ve düşman sarı yemeyeceğiz bu şekilde. Bu yüzden kanatlar bizim için çok önemli. Kullanması da zaten basit. Sadece uçarken space'e basmanız gerekiyor havadayken. Yere yakın mesafe olduğunuzda kullanamayabilirsiniz. Bu yüzden yüksekteyken açmanız çok önemli. Evet, kanadı bir defa zaten kullanmamızı istiyor ve daha sonra aşağı doğru uçmamızı istiyor. Aşağıdaki noktayı direkt ışınlansanız da olur. Işınlayıcı açtık ya zaten orada. Biz sakin sakin süzülelim ama burada. Yine space'e basarak kanadı iptal edebilirsiniz. Bir daha bastığınızda havada tekrardan kanadı açabilirsiniz. Evet. Geçelim bir sonraki kısma. Dağ kanatları alır almaz neler oluyor? Fırtına dehşeti kapımızda. Monstad'ın içerisini terör estiriyor bir de. Çok güzel. Hortum bizi de kaptı. Neyse kanatları kaptık. Burada havada dilediğiniz şekilde süzülebiliyorsunuz. Özellikle aşağı yukarı daha hızlı bir şekilde belli oluyor zaten. Şimdi bizim hedef alarak burada
Fırtına dehşetine, yani duvarına hasar vermemizi istiyor. Mümkün olduğunca sizin buradaki nişangahı ejder üzerinde tutup buna vurmanız gerekiyor. Tabii ben çok harika bir şekilde eğim alabildiğim için muazzam bir şekilde vuruyorum gerçekten. Ya az kaldı, daha gayret. Çeyrek kalınca galiba bu bitiyordu, tam hatırlamıyorum ama. Gerçekten bu görevleri yapalı bayağı uzun zaman geçti aradan. Evet, çeyrek kalınca bitiyormuş, doğru. Tam inemiyoruz kendisine. Ve buradan uzaklaşıveriyor. Geldi kaya. Uzun lafı kısası derken bize bir yandan kayayı bizimle beraber yaşadığı şeyleri anlatıveriyor yani biraz hızlıca. Tabii biz şu anda her bir taneyi arayıp bir yandan da kardeşimizi bulmaya çalıştığımız için Kaya bizden bir tık şüpheleniyor. Acaba neden durduk yere rüzgar tanrısını arıyor ve tüm bu olaylar arasında biz neden bir anda şehre dalıyoruz şeklinde diye. Az önceki yardım için sana teşekkürlerimi sunarız dedi. Tabii ki rica ederiz, ne demek. Birazdan dilek sistemine geçeceğiz bu arada. Çok az kaldı zaten o kısım içinde. Jean de bizimle tanışmak istiyor. Hemen Jean'in yanına karargaha gidiyoruz biz de. Aynı zamanda giyinme odası da açıldı. Buradan kanatlarımızı da değiştirebiliriz. Mailimizden, postamızdan daha doğrusu bir adet kanat vermişti bize. Ekstradan bir posta gelmemiş zaten şu anda ama. Şuradan C'ye basıp giysileri görüntüle deyip buradan kanada tıklayıp değiştirebilirsiniz. Klasik kullanmaktan daha iyidir en azından. Klasik olan harbiden kötü gözüküyor. Şimdi karargaha gireceğiz. Dilerseniz buraya da tırmanabilirsiniz. Yukarıda bir adet lüksürüz sandık var. Türkçesi nasıl çevrildi hala bilmediğim için şu an kesin bir şey diyemiyorum. Macera rütbemiz 5 oldu. Güzel. Girelim içeri. Appointment'a tıklamışız yanlışlıkla. Tamam. Karargaha tıkladık şimdi. Ha, bu tarz şeyle iç içe girdiği zaman tıklaması bir tık işkence olabiliyor. Kaya da yine çok hızlı bir şekilde olayı anlattı Jim Elise'ye genel olarak. Çok daha değerli bir büyücü aslında kendisi. Sumer'de eğitim almış birisi ve oldukça bilgili bir öğrenci, büyücü. Öğrenciydi. Oradan mezun olup geldi zaten buraya. Nonsta'da. Jean de bize zaten teklif sunuyor. Biz erkek kardeşini aramaya devam ederken sen de Mondstadt'ta dinlen diyor. Aynı zamanda biz de diyoruz ki size yardım edelim. Ki karşılıklı yardım olsun, daha da hızlı halledesin işler.技は予集結させるきっかけ、それとリサの魔法で探査したところ。ほう。放棄された四風守護の神殿よ。風魔竜があの暴風を引き起こせたのは、そこに残った力のせいなの。私たちの目標は放棄された四つの神殿のうち三つだけの理由については、みんなもわかっていると思う。わからないんだけど。 Daha sonra sorarız. Buraları özgü bir şey olmalı deyip salıyoruz. Mamkono saygayga saranaru kakdayo suru mae ni
Tamamdır. Hep beraber artık görevlerimizi alıyoruz ve bu tapınaklara girerekten buradaki olayları durdurmamız gerekiyor. Dükkan açıldı. Dükkan açıldığına göre dilek sistemimiz de açıldı. O zaman hepimize hayırlı uğurlu olsun. İlk dileklerimizi açacağız şimdi. Yazgılarımızı da kullanacağız. Şimdi bu dilek sistemini gösterirken sizden şuna da bahsetmek istiyorum. Burada birçok dilek sekmemiz var. Öncelikle acemi dileği sadece 20 defa kullanabildiğimiz bir dilek kısmı. Ve burada 10 tane dilek harcamak yerine 8 tane harcayıp 10 tane harcamışız gibi karakter çıkarabiliyoruz. Hatta burada 5 yıldız karakter çıkarabilme şansımız var ancak garanti değil. Mümkünse şuradaki buluşma yazgılarınız biriktikçe bunu harcayın. 8-8 toplamda 16 olacak şekilde öncelikle buraya harcayın. Ardından gelecek olan buluşma yazgılarını sadece burada harcayabiliyorsunuz zaten. Buradan da herhangi bir 5 yıldızlı karakter, bu banner'a özgü olan, bu dileğe özgü olan herhangi bir 5 yıldızlı karakter veya silah çıkabiliyor. Çok fazla şansa bağlı burası. Çok fazla şansa bağlı olduğu için ne buraya ne de buraya köken taşı harcamayın. Bu köken taşlarını sadece bu karakter etkinliği dileğine veya silah etkinliği dileklerine harcayın. Bunlar en önemli ve en değerli olan dilekleri. Dilekler diyeyim, daha da doğru olur. Bu yüzden ben buraya bir tane 8'li atı veriyorum, salıyorum. Noel burada bir tane garanti oluyor. Bu yüzden amacımız burada bir tane Noel'i alabilmek. O da işimize yine oyunun başında fena değil, yarıyor. Ancak çok da fazla kullanışlı olmayabiliyor her durumda. Beidou geldi, çok iyi. Buradan yine herhangi bir 4 yıldızlı karakter çıkabilmesi mümkün. Beidou'yu atması gayet iyi oldu. Gayet kullanışlı bir karakter. Yanında da Noel attı. Çok iyi. İki tane 4 yıldızlı karakter elde ettik. Eğer ki oyunda reroll yapmak istiyorsanız, reroll'dan kastım şu: sıfırdan hesap aç, 5 yıldız çıkarana kadar aynı bu şu ana kadar yapmış olduğumlarımı tekrar etmek isterseniz de bu yolu takip edebilmeniz mümkün. Bu dilekten deneyebilirsiniz bu şansınızı. Ancak bir tık uğraştırabilir. Her türlü 5 yıldızlıyı görürsünüz zaten oynadıkça. O kadar fazla zahmetli olan bir şey değil oyunun başındayken. Çünkü köken taşı kasabileceğimiz çok fazla yol var. Bu yüzden sıfırdan bir hesapla normal bir şekilde devam etmenizde bir sıkıntı yok. Şimdi bizim burada bayağı bir görevimiz geliyor. Biz burada şimdi görevler geldiğinde nasıl bir yol izlemeliyiz? Eğer ki erken kalkan yol olarak giderseniz demircinin yerini öğrenmiş oluyorsunuz. Şu an geçmişin rüzgarlarına gidip devam etmemiz daha da iyi olur. Hatta şunu şöyle söyleyeyim. 3 tane farklı görevimiz var. 3 tane farklı tapınağı bitirmemiz gerekiyor. Az önce bahsetmişti ya. Bunu bitirdiğimizde zaten hepsini yapmak çok basit. 20 köken taşı alıyoruz. Bunu yaptığımızda hem kaya hem bir adet kılıç alacağız. Bunu yaptığımızda ise hem liste hem bir adet de kitap alacağız. Bu yüzden ben hemen geçmişlerin rüzgarı olan kısma gidiyoruz. Bunu zaten az önce açmıştık. Az önce açmış olduğumuz tapınağın yerine gideceğiz. Hemen bunu girelim, yapmaya başlayalım. Ama buraya girmeden önce karakterlerimizi bir tık güçlendirelim isterseniz. Şimdi hazır dilek attık. Artık yeni kullanabileceğimiz silahlar var ve yeni kullanabileceğimiz karakterler var. Şu an bizim gezginde kullanabileceğimiz en güzel kılıçlardan birisi kesinlikle gök biniltisi kılıcı. Neden diyeceksiniz? Çünkü hem enerji yüklemesi sağlıyor. Enerji yüklemesi sayesinde çok daha rahat bir şekilde ultimizi fulleyebiliyoruz. Q yeteneğimiz yani. Zaten bizim bu karakterdeki olayımız oto atak yapmak değil de daha çok ulti at, e at, geç şeklinde. Bu yüzden gök binicisi kılıcı da ve şafak habercisi de çok güzel giden kılıçlar. Ben şimdilik buna gök binicisi kılıcı takacağım. Bunu seviye kasabilmeniz mümkün. Geliştire bastıktan sonra otomatik ekleyip bir yıldızlı malzemeleri kullanabilirsiniz. Şimdilik sadece bir yıldızlı ve iki yıldızlı olanları kullanın. Üç yıldızlı silahlar ve malzemeler size gerekli olabilir. O yüzden onları harcamamaya özen gösterin derim. Yadigarlarda ise şu an pek bir yadigar düşüremedik. O yüzden elimizdeki olanı kuşanmamız yeterli olur. İleride bu yadigarlara da odaklanacağız. Ancak silahlar dediğim gibi çıktıkça değiştirin, takın. Mesela şu an Eri'yi ben gidip yine de takayım Ember'a. Neden takacağım? Çünkü 3 yıldızlı olduğu için temel saldırı puanı da çok yüksek. Bu yüzden vuracağımız hasar da artıyor. At niteliği bize uygun olmasa da iderlik takabiliriz şu anda. Daha farklı silah seçenekler oldukça ben zaten size söyleyeceğim. Beidou'ya geldiğimiz vakit burada zaten maalesef hiçbir arkadaş düşünemedik. Bu yüzden bunlar bu şekilde kalacak şimdilik. O zaman şimdi 4 karakterimiz ile beraber Ember'le gelip konuşuyoruz. Hemen konuşalım bakalım. 4 tapınaktan birisi olan kısma geldik. Shine tapınağı. Hemen içeri girelim. Burada ters bir durumun olduğundan bahsediyor. O yüzden konuşmayı çok uzun tutmadım. Az önce konuştuklarımızla benzer konuşmalar. Burada şimdi iki farklı seviyeli kısım var. Bu bizim ana görevin kısmı. Başla diyoruz. Burada zaten karakterlerimizi sil. Tekrardan başla diyoruz. Hatta size seviye atlatmayı da göstereyim. Buraya girmişken. C'ye bastıktan sonra eğer ki size seviye atla derseniz buradaki tecrübe kitaplarını kullanarak karakterlerinizi seviye atlatabilirsiniz. Ana karakterinize seviye atlatabilirsiniz. İleride yine çok işinize yarıyor. Özellikle dendro elementinde oynarken, doğa elementinde oynarken çok fazla iş yapıyor.
Ve siz burada element değiştirirken seviyeniz duruyor olduğu gibi. Silah seviyeniz falan da olduğu gibi duruyor. O yüzden bunu geliştirmenizde herhangi bir sakınca yok. Belki Ember'i çok fazla geliştirmeyebilirsiniz. 40-50 level gibi bir şey yapmanız yeterli olabilir. Ama yine de oyunun başına kasmanız sizin adınıza iyi olacaktır. Şimdi kapıyı açalım şuradan. Şimdi bu tarz çalılarla karşılaştığımız zaman bizim yapmamız gereken şey bunları alev ile yakmak. Bu yüzden ben bunları alev uyguluyorum. Ateş ediyorum. Şimdi bunu yaktık. Bunu da yaktık. Öncelikle bunu yakıyorum ki şuradaki sandığı açabilirim. Her sandığı denk geldikçe açın. Özellikle bu tarz zindanlarda, tapınaklarda çok fazla böyle gizli yerlere sandıklara koymayı çok severler. Mümkün olduğunca yapın. Burada burayı yakmak zorunda değilsiniz. Direkt şuradan şöyle hop izin ver de atlayayım. Çok fazla şey trailer şeyi çıkıyor. Eğitim şeyi çıkıyor. Tutorial. Buradan atlayabiliyorsunuz direkt. Ben atlayamadım. Bu da olur. Direkt üstüne atlayıp geçebilirsiniz. Tamam şimdi. Burada yaratıkla kapışmaya geldik. Öncelikle bir element uyguluyoruz. Ardından gezginle beraber E'yi basılı tutuyoruz. Şurayı patlatalım bir yandan. Bir yandan şu gelen yaratık dalgasını indirelim. Ember'in yeteneği yaratıklıların dikkatini ve vuruşunu üstüne çeker. Bu şekilde rakipler oyalanırken siz de bunlara bir güzel arkadan hasar verebilirsiniz. Aynı zamanda o bir süre sonra kendisi patlıyor. Ekstradan bir hasar veriyor yine. Şuradaki sandığı da açıverdik. Şurayı da kıralım. Buradan sadece galiba turp falan düşüyordu ama yine de eksik kalmasın. Buğday düştü. Yemekte kullanırsa hiç problem değil. Kırın bunları. Kimi zaman dediğim gibi arkasından falan sandık çıkabiliyor. O yüzden ihmal etmeyin. Buradaki sandığı da açtık. Bunu da kırdık. Güzel. Şimdi buraya geldik. Burada aslında gezginin ötesini kullanabiliriz. Nasıl kullanabiliriz? Buradan atsak herhalde hepsini toplar diye düşünüyorum. Atı verdim. Ama oradaki şeyi patlatamadım. Tüh. Neyse arkadaki meşaleyi değerek kendisi patlayıverdi. Şunu direkt patlatlıyordu da bunu başta patlatıp eğer unutmasaydım daha iyi olacaktı. Neyse. Bu şekilde serici hallettik. Sandığı açtık. Devam ediyoruz. Şimdi bu tarz totemlere, sütunlara denk geldiğiniz zaman bunlara yapmanız gereken şey üstünde hangi element gözüküyorsa o elementi uygulama. Bunu uyguladık. Ve hemen Space'e basıp uçmaya başladık. Aa bir de olarak çevirmişler bunları. Tamam buradan aşağı atlıyoruz. Havadayken sol tık yaptığınız zaman havadan saldırı gerçekleştirebiliyorsunuz ve yüksek bir hasar veriyorsunuz normal hasarınıza göre. Bunu da patlatmamızı istiyor. Patlattık ve tara burası bitti. Değerli sandık açtık. Buradan da bize 10 köken taşı geldi. Yanlarda bir şey yok. Şimdilik gidebiliriz. Zindandan çıkabiliriz. Sandığı açmadan sakın diyeyim. Zindandan çıkmayı bir daha geri dönüp alamazsınız ha. Şimdi size göstermem gereken birkaç farklı taktik daha var. Öncelikle bir farklı sandık türü olan sililer. Bu sililerin ruhları yerlerine götürdüğünüz zaman, eşlik ettiğiniz zaman yerine girdiğinde size bir adet sandık veriyor. Bu yüzden bunları mümkün olduğunca takip edin ki bunlarla ilgili zaten başarım var. Birazdan şu haritada çıkmış olan köken taşına benzeyen bir farklı anemo kulusu var. Onların ne işe yaradığından bahsedeceğim size. Etraftaki bir balçık beni gördü. Heh, geldi yerin altından. Şimdi şunu alalım. Size mantığını göstermek istiyorum en azından. Hatta bakın şurada yukarıda bir puzzle var. Şu 3 tane budur lopu da vurduğunuz zaman iyiyim ne kadar kötü atıyorum. Abi yuh bir tane bile vuramadım. Gerçekten rezalet. Ne olursa al benim eğimimi. Sanki vurabiliyormuşum gibi. Üçünü de vurduktan sonra Allah kahretmesin. Üçünü de vurduktan sonra bir adet sandık açabiliyorsunuz yine buradan. Hemen bunu da açtık. O yüzden uçan budur loplar gördünüz mü onları alın. Şuradaki anemo kulusu aldık. Bu anemo kulusları şu büyük heykelleri götürüp seviye atlatabiliyoruz. Bunları seviye atlattıkça hem maksimum enerjimiz artıyor hem bize karşılığında köken taşı veriyor. Bu yüzden oldukça önemli bunları geliştirmek. Ancak bunları geliştirirken mümkünse video izleyerek toplayın bunları. Çünkü bunların sayısı harbiden fazla ve karışık bir şekilde topladığınız zaman acaba ne neredeydi diye toplamakta sıkıntı yaşayabilirsiniz. Aklınızda bulunsun bu da. Şimdi bunu da açalım. Yedilerin heykeli. Bunu açtıkça dediğim gibi, videonun başında dediğim gibi bir geniş bir bölgeyi görmeye başlıyorsunuz. Ve nerede ne varmış diye öğrenebiliyorsunuz. O zaman şimdilik burayı kapattık. Şimdi heykel sunağını bastığınızda da kaç tane rüzgar özü gerektiğini, anemi kulus gerektiğini görebiliyorsunuz. Bunlar rüzgar özü olarak mı çevrilmiş? Anemi kulus. Bunların İngilizce isminde. O yüzden o şekilde demiştik. Hepsine adı dediğinizde elinizde ne varsa onu adamış oluyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi maksimum enerjimiz arttı. Karşında yine bir köken taşı geldi. Ayrıca macera rütbesi tecrübe puanı da vermiş oldu. Sıradaki rüzgar özümüz de burada gözüktü. Tamam. Dayanıklılık olarak geçiyormuş burada. Enerji değilmiş. Onu da düzeltmiş olalım. Şunu da toplayalım bari yoldayken.
Bu arada bizim resim ne diye çevrilmiş? Reçine, orijinal reçine. Reçineleri bu arada mümkün olduğunca geldikçe harcamamız gerekiyor. Ancak bizim daha ley line hatları açılmadı. Ley hatları açılmadı. Onlardan açılınca bahsetmem daha da doğru olur şimdi. Bu ağacın üzerine tırmanmak isteyeceğim. Oyunun başında yine şuradaki rüzgar özünü de alalım, öyle ilerleyelim. Daha iyi olur. Siz de bu şekilde bu yolu takip edebilirsiniz. Buradaki topladıklarınızı en kötü kendi haritanızda sol tıklayarak işaretleyebilirsiniz bu şekilde. Ben buradakini aldım şeklinde diye. Çünkü bu şekilde topladığınız zaman bir tık daha hızlı kasıyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Özellikle reroll yaparken bu taktiği kullanmak gerekebiliyor. Şimdi bir tanesi bir tık fazla havada bulunuyor. Bunu nasıl alacağız? Şu yerde dönen hava şeyleri var ya. Minik rüzgarcıklar var ya, bunları toplayın. 3 tanesini birden topladıktan sonra hava akımı oluşturuyorsunuz ve sıradaki rüzgar özünü alabiliyorsunuz. Şimdi yolda giderken bir sandığımız daha var. Şunu da açalım. Şu tepedekini ben indireyim de bana vuramasın. E'yi de öyle beraber E atayım. Şunları girdapta uygulayalım bir yandan. Ama bunun en azından girdapta diye çevrilmesi çok güzel olmuş. Bunu kesinlikle beğendim. Bunun çevresi başlangıçta çok kötüydü. Girdapta diye çevrilmesini çok hoş buldum kesinlikle. En azından reaksiyonları anlatırken afallamam diye düşünüyorum. Reaksiyonlarla ilgili de çünkü ayrı bir tane video çekmem gerekecek. Evet, şimdi buralardan yavaş yukarı çıkmamız gerekiyor. Şu ilerideki yukarıya çıkacağız. Hatta öncelikle şuraya doğru çıkalım. Burada bir adet daha sandığımız var. Bu sandık konumlarını size gösteriyorum ki macera rütbeniz hızlı hızlı kısılsın. Daha rahat edin. Karakterleri daha rahat geliştirin yadigarlarıyla beraber de. Şimdi şurada yine E'ye basılı tutuverdik. Şu an gelişmiş silahımız gelişmiş bir şekilde gezginde bulunduğu için bununla beraber oynamaya özen gösteriyorum daha fazla verebileyim diye. Bunu da açtık. Yine köken taşı kası verdik. Şurada havaya uçtuk. Anime özünü alacağız. Ardından şu karşıdaki tapınağa gidip bu sefer liseyi alacağımız tapınağa gireceğiz. Liseyi elde edeceğiz bu şekilde. Geçtim ben onu. Ah, yanlışlıkla geçmişim. Tamam, aldım, şimdi karşıya geçiyorum. Şurada bir tane daha anime özü var ama buradaki tapınaktan çıktıktan sonra alırız onu da. Daha sonra kayanın bölgesine gitmemiz gerekecek. Evet, lise burada. Hemen inelim bakalım yanına. Selam lise. Tamam, buraları hızlı hızlı geçiyorum. Burada yani bir kayayla ilgili bir şey olmadığı için. Tapınağa gir diyoruz. Hem buranın kilidini açmış oluyoruz. Köken taşı gelmiş oluyor. Hem de içeri girip içerideki işimizi de hallettikten sonra yine köken taşı alabileceğiz. Aynı takımla giriyoruz aynı şekilde. Evet, şimdi lise bizim partimize katıldı. Bize eşlik edecek. 5. karakter olarak geldi şu anda partiye. Deneme karakteri olarak. Ancak zaten tapınak bittikten sonra karakterin kendisini alabileceğiz takıma. Rahat rahat kullanıp geliştirebileceğiz. Şimdi burada yine dediğim gibi etrafı kırın, edin. Burada gizlenmiş olan sandıklarımız var. Tecrübe puanı için güzel. Şart değil ama bunları toplamanız. Ama yine de toplamanız sizin adınıza güzel olur. Tekrar tekrar diyeyim de aklınız karışmasın. Unutmayın. Normalde bunun bir reroll taktiği var. Dilerseniz buralarda hiç uğraşmak istemiyorsanız karakterinizle birlikte koşarak zıplayıp uçarsanız buradan direkt buradan karşıya ulaşıp şuradan hızlı hızlı ilerleyebiliyorsunuz. Bu taktiği kullanmak veya kullanmamak tamamen sizin keyfinize kalmış. Fakat ben birazcık acele ettim. Çok erken şey yaptım. Uçmayı başlattım. Neyse, biz burada normal bir şekilde devam edelim. Çünkü bu yolda da giderken sandıklarımız olacak. O sandıkları da almak isterseniz en azından bu yoldan gidin derim ben. Şimdi bu kapıyı da açtık. Ayrıca buradaki challenge'lar size bazı reaksiyonları da öğretebiliyor. Farklı farklı abideler karşınıza çıkabiliyor. Burada liseye geçiyoruz. Bir defa düz vuruş atıyoruz. Büyücülerimizin düz vuruşları her türlü elemental saldırı gerçekleştiriyor. Ancak bir kılıç kullanıcısıyla falan kullandığınız vakit fiziksel hasar veriyorsunuz. Şimdi liseyle beraber yeteneğini basılı tutarsam ben bunlara güzel bir hasar verebilirim. Ve yüksek voltajlı reaksiyonu uygulamış oluyorum. Bu yüksek voltajlı olayı ise rakiplerine ekstradan bir ateş hasarı verip onları geri sektiriyor. Bir nevi def edip ekstradan bir ateş hasarı verdiğiniz reaksiyon. Şimdi buradan devam edelim koşmaya. Eğer ki sudan etkilenmiş olan rakiplere elektrik uygularsanız bu sefer de elektrik yüklendi oluyor. Ve hem sudan hem elektrikten etkilenmiş olan rakipler arasında bir reaksiyon tetiklemiş oluyorsunuz. Ekstradan bir güzel hasar verebiliyorsunuz. Ayrıca rakipleriniz 2-3 defa artışık bir şekilde hasar almış oluyor. Şimdi buradan uçuverdik.
Artık burası az önce gözüken yerdi sanırsam. Şuraları da kırmama gerek var mı? Var. Burada bir tane daha sandık var. Doğru. Bunu da aldık. Ha, bir yer daha varmış son. Tamam. Burayı da hızlı hallederiz zaten. Hemen biz bunu E'ye bastık. Noel'le beraber de kalkan alıverdim. Şu an takımda şifacı bulunmadığı için Noel'le beraber arada geçip E'ye basmanız iyi olabilir sizin için. Amber'le beraber de ulti atarak belli bir alana ateş hasarı verebiliyorsunuz. Bunu da indirdik. Hadi bakalım. Tamam. Buradaki platformun üstüne çıktık. Karşıya zıplayıverdik. Bunu da çalıştırdık. Platformların üzerinde hızlı hızlı zıplayıp gidebilirsiniz de bekleyebilirsiniz. Ben hızlı hızlı ilerliyorum hiç oyalanmamak için. Buradan da buraya geçtik. Aslında direkt uçup karşı ulaşabiliyorduk sanki ama neyse. Bir tık fazla aceleci davrandım burada. Bununla beraber karşıya geçeceğiz. Aa, erken zıplamadım. Tamam, güzel. Az kalsın gidiyordum yalnız. Tamam, buradaki yeri de kırdıktan sonra burayı da başarılı bir şekilde bitiriyorsunuz. Geçmiş olsun. Ve ardından burada beklerseniz liseyle beraber konuşma oluyor. En azından hikayeyle ilgili ufak bir ilerleme oluyor. Neler olduğunu bir tık daha anlatıyor. Eğer ki direkt zindandan çık derseniz burada konuşmaya geçerekten hızlı bir şekilde de buradan kurtulabilirsiniz. Tercih size kalmış burada. Ne kadar hızlı ilerlemek istiyorsanız artık. Yavani de aslında dört büyük rüzgardan birisi ancak maalesef şu anda nefretle dolu olduğu için şehre saldırıyor. Fakat şu anki durumda karakterler neden acaba şehre saldırıyor? Nefretten ötürü mü, başka bir şeyden mi ötürü diye yemin olamıyor. Şimdi liseyi de partimizi aldık, gayet güzel. Şimdi birkaç tane bahsetmem gereken durum var. G tuşuna basarsanız bazı elde etmiş olduğunuz bilgilendirmeleri, eğitimleri buradan öğrenebilirsiniz. Ve bunları siz baktığınız zaman üstündeki ünlemleri giderdiğiniz vakit size birer tane köken taşı veriyor her bir eğitim için. Bakın bize buradan toplam kaç verecek şu anda? 20 verdi. 20 tane eğitimle karşılaşmışız. Şuradaki şeyi de alalım. Rüzgar üzünü de alalım. Bununla birlikte L tuşuna bastıktan sonra veya ESC'den takım kurulumu dedikten sonra grup düzeni dedikten sonra burada karakterlerinizin yerini değiştirebilirsiniz. Mesela ben liseyi de aynı anda parti alabilirim. Açık dünyada gezindiğiniz partide Ember'i mümkünse takımdan çıkarmayın. Çünkü etrafta çok fazla ateşle beraber yapacağınız puzzle olacak. Bu puzzle'ları çözmeniz için kesinlikle Ember gerekli olacak. Bir tık daha hızlı gidebilmek için şuraya ışınlanabilirsiniz. Buradan sağ yukarı doğru gidelim. Kayayı da alalım. En azından bu videoda tüm alınabilir karakterleri göstermiş olalım. Daha sonraki videolarda hem hikayeyle beraber ilerleriz hem de bazı sandıkların özel yerlerini göstermekle beraber karakterleri nasıl da güçlendirebileceğimizi anlatmaya çalışacağım size. Hani sırf şu başlangıç karakterleri ile beraber bile ne kadar fazla iş yapabileceğinizden bahsetmeye çalışacağım size. Ki siz de daha rahat bir şekilde bu oyunu oynayabilin karakter çıkarmadan bile. En azından karakter çıkarana kadar rahat edin diyeyim. Tamam. Buradaki köken taşını da almış olduk. Devam ediyoruz. Ha, şuradaki şeyi de alalım. Anime özünü de alalım. Anime özü ne? Rüzgar özü. Anime okulu falan hepsi birbirine girdi. Neredeydi ya? Şu... Ha, tamam. Yaprakların arasında kalmış. Kafam karıştı benim de iyice. Şu tarz büyük kayalara denk geldiğiniz zaman farenizin orta tuşuyla da bunu görebiliyorsunuz. Elemental görüşünüzle. Buna bir adet şöyle bir havadan saldırı yaparsanız hop buradaki sandığı da hızlı bir şekilde alabilirsiniz. Kırmanın en hızlı yolu bu. Şuradaki ışınlayıcı da gelmişken açalım. Hazır yakınız. Ne kadar köken taşı kasarsak, ne kadar keşfedersek o kadar iyi bizim adımıza. Bunları biriktirerek çünkü bu tarz dileklerde atmamız, harcamamız gerekebiliyor. Hani bunlarda da her 10 dilekte bir garanti olarak 4 yıldızlı görebiliyorsunuz. 4 yıldızlı veya 5 yıldızlı görebiliyorsunuz. Her 90 tane dilek attığınızda en kötü ihtimal 90 dilek attığınızda bir tane 5 yıldızı garanti olarak görebiliyorsunuz. Dediğim gibi dilek sisteminde daha detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz bunu. Siz mümkün olduğunca köken taşı biriktikçe o karakter dileklerini atmaya özen gösterin derim ben. Onlar en önemlileri. Tabii şu an bizim dayanıklılığımız bir tık az olduğu için çıkarken işkence yaşayabiliyoruz bu tarz ufak yerlerde bile. Daha ne dağlar tırmanacağız, ne dağlar, bunlar hiçbir şey. Ama başta böyle acı çekebiliyoruz işte. Normalde bakın. Pyro demişim. Ateş. Normalde Pyro diyoruz da. Ateş dememiz gerekiyor artık bir süre. Ateş ile beraber buradaki puzzle'ları çözebiliyorsunuz. Her bir sütuna gidip, toteme gidip buradan bir ateş elementiyle beraber vurmamız gerekiyor. Tüm konumlarını unutmuşum tabii buradakilerin. Bir tanesi de şurada.
Dördünü birden vurduktan sonra ortadaki sandığımız açılıyor. İki kökenli taşı daha kasmış oluyoruz. Şuradaki ruha eşlik edebilirdik de onu ben daha sonra gideyim. Şimdilik ben karşıdaki tapınağa gitmek istiyorum. Oradaki tapınağı da halledelim de kayıyı bir an önce partiye katalım. Bodurloplardan, balçıklardan bahsediyorum. Neden bodurlop ya? Kimin aklına bodurlop bir... Yok, ben bu konuda artık daha fazla söylenmemeliyim. Neyse, kayıyla beraber de buradaki tapınağa giriyoruz artık. Başlayalım. Dilediğiniz karakterleri alabilirsiniz yine buraya girerken. Kayı yine bizim buradaki deneme karakterimiz olacak. Kendisi hemen zaten kapıda gösteriveriyor. Gel beraber gidelim diyor. Şimdi bu partide şöyle bir şey demem gerekiyor. Kayı'yı oyunun başında bir fiziksel main DPS karakter olarak kullanabilirsiniz yani. Alanda tutarak oto atakları Kayı ile beraber yapabilmeniz mümkün. Gayet de güzel bir şekilde iş görür ki size birazdan bir reaksiyondan bahsedeceğim. Burada bu yüzden hani bizim şafağan kılıcı vardı ya. Şafağan kılıcını eğer ki dilekten elde edebilirseniz onu mutlaka Kayı'ya verip takın, kasın. Şafağan kılıcı gerçekten oyundaki en güçlü 3 yıldız kılıçlardan birisi. Kesinlikle harcamayın 3 yıldızlı kılıçlarınızı. Aklınızda bulunsun bu da. Onu, o kılıcı şu an veremiyoruz tabii deneme karakteri olduğu için ama deneme bittikten sonra vereceğiz. Kayayı nasıl kasmanız gerektiğini de göstereceğim oyunun başı için. Ayrıca oyunda bir süper iletken olarak mı geçiyor onu bilmiyorum ama o reaksiyon ismini ben bir öğreneyim Türkçesi neymiş. İngilizce süper conduct olarak geçiyor. Ya buradaki puzzle'ları geçerken normal siz... Evet, çok güzel. Normalde buzu şuradaki tuzağa uygulayın diyecektim de sağ olsun otomatik hedef olarak buradaki slime'lara hedef aldı. Tamam, bunu kullandık burada. Şimdi devam edelim. Hava akımında yine boş tuşuyla beraber uçmamız gerekiyor. Uçuverdik. Ama uçuverdik. Tamam, konumuza ulaştık. Şuradan kapıyı açtık. Burada bir yerde sandık var mıydı? Sandık vardı diye hatırlıyorum da. Burada değildi herhalde. O farklı bir yerde de olabilir. O istediğim reaksiyonu bir türlü gösteremiyorum çünkü çok fazla balçık var. Balçıkların üzerinde istediğiniz reaksiyonları uygulaması bir tık zor olabilir. Hepsini hallettik mi? Hallettik. Gayet güzel. Hemen değerli sandığı da açtık. Burada bir adet daha sandık vardı sanırsam. Acaba neredeydi? Burada mıydı ki? Emin olamadım şu anda. Neyse çok fazla oyalanmayalım. Dediğim gibi buradaki sandıklar o kadar problem değil. Hikaye ile ilgili olan zinana girdiniz ama oradaki sandıklar köken taşı veriyor. Oradakiler çok önemli mesela ama buradakiler köken taşı vermediği için o kadar büyük bir değeri yok. Az da tecrübe puanı veriyorlar zaten. Burayı da yol oluşturduk. Geçtik buz ile beraber. Arkada bir şey yok. Devam ediyoruz. Burada kapıdan da geçiyoruz. Ve tamam. Ejder taşını bulduk bir tane daha. Bunu da hallettik. Ve bir öteki sinematiğimiz geldi. Abyss Mage. Bu arada uyarayım. Aman karakter sinematikte şu kılıcı kullanın, bu kılıcı kullanması çok önemli falan demeyin. Karakterlere estetik gözüküyor diye silah takmayın. Çok geri düşersiniz valla aman diyeyim. Burada o kadar alakasız şeyler takılı ki. Onları benim rehberlerimde daha detaylı bir şekilde öğrenirsiniz zaten. Evet, macera rütbemiz 7 oldu. Bununla birlikte çok güzel ödüller alabileceğiz şu an Ketrin'e giderek. Bu ödülleri de almaya göstereyim size. Çünkü dilek kazanacağız. Bu dilekleri almanız da çok önemli. Bununla birlikte efendim artık Kaya da bizim partimize katılmış oldu. Size şimdi oyunun başına kurmanız gereken partiyi göstereyim. Herkesin sahip olması gereken bir parti ve kurabileceği bir parti olacak zaten bu. Karakterler ücretsiz bir şekilde alabildiğiniz için. Ley hatlarını da şu an temizlediğimiz için tapınaklarla beraber şehirdeki fırtına geçti. Şu an daha da güvenli bir hale gelmiş oldu Mondstadt. Buradaki ana hikayeyi ilerletebilmek için artık macera rütbelerini de kasmamız gerekiyor. Nasıl macera rütbesi kasabileceğimizi de gösteriyor zaten. Artık bizim sanırsam ley hatları da açılmış olması gerekiyor. Ondan bir emin olalım. Ley hatları açılmadıysa birazdan açarız zaten. Tamam, çok güzel. Bir başarım daha aldık.
Layoutları sonuçum daha değil. Birazdan açacağız layoutlarını. Şimdi ben hemen size parti kurulumunu gösteriyorum. Burada mümkünse partinizi de Kaya'yı da alın. Başlangıç takımını gösteriyorum size. Buradaki ana hasar kaynağımız Kaya olacak. Oyunun başlangıcında. Kaya ile beraber, hatta ben bir yaratık vurayım size mantığını göstereyim. Aradaki farkları öğretmek istiyorum ki size nasıl oynamanız gerektiğini biraz daha bir nebze daha öğrenin. Şafak habercisini takıyoruz. Bunun pasifi de şu. Canımız %90'ın üzerindeyken kritik şansımız %14 artıyor bu sayede. Kritik vurabilme ihtimalimiz de olduğu için gayet güzel basar verebiliyoruz. 20 level yaptım ben bunu hemen. Maksimum seviye şimdilik bu. Macera rütbesi 15 olana kadar. Zaten Kaya'da mümkün olduğunca yadigarları, silahları yüksek seviye tutun. Kaya'da önemli. Bakın bazı farklı yadigarlarımız var. Bunların farklı farklı özellikleri bulunuyor. Set bonusları bulunuyor. Bunları set bonuslarını oyun başına oynamanız o kadar önemli değil. Sadece yıldız seviyesi yüksek olanlara oynamanız şu an daha da önemli. Ne kadar yıldız seviyesi yüksekse o kadar güzel size bonuslar kazandırıyor. Yine bakın saatte, kupada, kadehte daha doğrusu ve taçta oyunun başında saldırı, yüzdelik saldırı takabilmeniz mümkün. Sizi de oyunun başına güzel bir şekilde taşır. Eğer ki bunlara sahip değilseniz de idarelik farklı bir şeyler takıp daha sonra yüzdelik atağa çevirebilirsiniz. Kaya için diyorum ben bunu. Varsa kupada fiziksel hasar bonusu da olur. Taşta ise kritik hasar değil de kritik oranı veya yine saldırı takabilirsiniz. Ancak oyunun başında zaten saldırınız çok fazla geride olduğu için saldırı katmanız bir tık daha iyi olabilir sizin adınıza. Hemen şöyle karakterimizde birazcık seviye atlatalım. Karaktere artı 20 yapabiliriz. Kaya da önemli. Dediğim gibi kullanacağımız bir karakter olacak oyunun başına bol bol. Şu anda tamam en fazla 17 level yapabiliyormuşuz. 17 level yaptık. Şimdi karakterin hasarını bir gösterelim isterseniz. Asıl hasar kaynağı olarak bunu kullanırken nasıl performans gösterebilirim çizdiği. Şuradaki sandığı da açalım. Tecrübe puanı bize zaten bol bol lazım olacak. Sandığımızı açıverdik. Bize bir adet yaratık lazım ama ya. Şurada bir yerde bir yaratık olması lazım. Heh burada var. Mesela şimdi. Kaya ile beraber oto atan 40 vuruyor. 40, 39, 49 civarında gayet güzel. E yeteneğim ise 217'ye kadar çıkabiliyor eridi reaksiyon ile beraber. Reaksiyon olmadan da 144 civarında vurdu. Şu an Kaya ile beraber hasarım gayet iyi. Şimdi bu eridi reaksiyonu değil de Kaya ile beraber rakibinin üzerine yapmam gereken bir farklı reaksiyon var. O da süper kondakt olarak geçiyor. Şunu da hemen bir test edelim. Umarım ölmez bu reaksiyonu test ederken bu glitch rule'larımız. Lise ile beraber gidip bir adet elekçe uyguluyorum. Dilerseniz oto atakla, dilerseniz E ile beraber uygulayabilirsiniz. Ardından Kaya'ya geçip E'ye basıyorum. Bakın süper iletim yaptım ve vurduğum hasar 52'ye çıktı. Bunun sebebi şu. Süper iletim rakiplerin üzerine uyguladığınız zaman hem buzu hem elektriği kullandığınız zaman rakiplerin fiziksel direncini düşürüyorsunuz. Ve Kaya gibi fiziksel hasarını da yönelebildiğimiz karakterlerin oto atakları bayağı bir güçlenmiş oluyor. İleriki seviyelerde bu daha da fazla fark ediyor elbette yüksek hasarlara ulaşabileceğimiz için. Mümkünse bu reaksiyonu sık sık kullanın. İşinizde bayağı bir görecektir. Hasarınız gayet güzel bir şekilde artacaktır. Oyunun başında şu yapmış olduğum şey bile sizi çok güzel bir şekilde idare edecek. Hiç merak etmeyin. Paimon dur acıkmayan. Bizim gitmemiz gereken bir Catherine var şurada. Önemli olarak göstermem gereken Catherine'de bir size acilen göstereyim. Ya dalga mı geçiyorsun? Sen neden iki defa konuşuyorsun ki şu anda? Ne olur dur. Tam açsın anladık. Şimdi geldik maceracı Ketine. Evet, eğer elini gösterebilseydim biraz daha elini saldığını görebilirdik. Şimdi Ketin'de çoğu işimizi burada yapıyoruz. Günlük görevlerimizi buradan alıyoruz. Günlük görevleri almanız için macera rütbeniz 12 olması gerekiyor. Mümkünse bir gün içerisinde olun ve günlük görevleri açın. Çok önemli. Hem seviye kasmak için hem köken taşı kasmak için. Buradaki macera rütbenizi geliştirdikçe ödüllerinizi alabiliyorsunuz. Köken taşı olsun, buluşma yazgısı olsun buradan toplayabilmeniz mümkün. Bu yüzden seviye atladıkça bunları alın. Macera rütbesi onda alacağınız kılıcı, buradaki prototip garezi hemen alıp Kayı için kasabilirsiniz. Bu da çok güçlü bir kılıç. Şafağın kılıcı eğer düşmediyse özellikle düşmüşse bile alıp bunu kasmanız çok iyi olur Kayı'ya. Oyunun başında sizi çok uzağa götürür. Şimdi maceracı el kitabı aldık. Maceracı el kitabı bizim seviye kasmak için çok uygun olan bir kitabımız yine. Ve bize neyi nasıl yapacağımızı gösteriyor. Hem köken taşı hem de macera tecrübe puanı kasabiliyoruz. Bunu açtık sağ üstten. Mesela diyor ki işte rüzgar alan heykelini ziyaret et diyor. İşte 3 ışınlama portalını etkinleştir. İşte 15 sandık aç ve Mondstadt'taki yedilerin seviyesini 2'ye yükselt. Hepsini yaptık biz zaten. Bu yüzden hem burada köken taşını hem yadigarı alabileceğiz. Hem de çok güzel bir şekilde macera tecrübe puanı kasabileceğiz. Bununla birlikte buradaki ödülleri de aldık ve bölüm 2'yi açmış olduk.
Burada da yine sıradaki ödülleri de alabiliriz, almaya devam edebiliriz. Ve macera rütbemize 8 yapabiliriz. Şimdi Ley Hat'ta çiçeği açıldı. Bunlar ne yaşıyoruz? Bunlardan bahsedeyim hemen. Bunlar çok önemli. Bunları orijinal reçinelerinizi harcayarak alıyorsunuz, kullanıyorsunuz bunları. Buradaki orijinal reçineleriniz maalesef çok sık bir şekilde yenilenmiyor. Bir gün içerisinde zaten en fazla 180 ila 200 arasında yenileyebiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. Zaten maksimum sınırı bunun 160-160'dan daha fazla birikmiyor. Bunları gün içerisinde harcamak gerekiyor ki hem size macera tecrübe puanı versin, hem macera rütbesi kasabilin. Hem de bunlar sayesinde karakterlerinizin yükseltme malzemelerini kasabiliyorsunuz bosslardan. Aynı zamanda yadigar kasabilmeniz mümkün. Silah geliştirme malzemesi kasabiliyorsunuz. Tecrübe kitabı kasabiliyorsunuz karakterlerinizin seviyesi için. Mora kasabiliyorsunuz. Oyununuzdaki altın para birimi olarak geçiyor bu. Evet, karşımızda şu anda. Ben de o noktaya doğru giderken size bunu anlatmaya devam edeyim. Oyunun başındayken bunları Ley Hat çiçeklerinde kullanmanız normal. Özellikle tecrübe kitabında veya Mora'da kullanabilirsiniz. Hatta tecrübe kitabınızda kullanırsanız daha da iyi olur oyunun başında. Zaten Mora'yı bol bol elde edebiliyorsunuz. Tam tersi olarak da yapabilirsiniz. Fark etmez. Ama başlangıçta birazcık tecrübe kitabına ihtiyacınız oluyor karakterleri geliştirmek için. Ley Hat'ta açıklarına dokunduktan sonra burada bir karşılaşma başlatıyorsunuz. Ardından buradaki rakipleri defedebilirseniz Leyline hattından ödül alabiliyorsunuz. Bu yüzden bunları bir an önce alt etmemiz gerekiyor ki ödülümüzü kapabilelim. P ile beraber E attık. Uçuverdi gitti. Şunu bir adet yapıştırdık. Aa, ölmedi mi? Tam bir tane daha vurduk. O da olur. Şimdi K ile beraber daha hiç ulti atamadık değil mi? K ile beraber ulti attığınız vakit rakipler etrafınızda sürekli buz hasarı veren bir saldırı gerçekleştiriyorsunuz. Hatta farklı bir karakter geçtiğinizde de bu devam ediyor, buradaki özellik. Bir yandan başarım kasıyoruz. Çok güzel. Süper iletim yapmayı da önem gösteriyoruz. Bu tarz kalkanlı bir yaratık karşınıza geldiği vakit onun kalkanını ateşle yakın. Bu sayede kalkanının canı epey bir hızlı bir şekilde azalacaktır. Kalkan düştükten sonra daha rahat bir şekilde kendisine düz vuruş gerçekleştirebilirsiniz. Kalkan düşmeden vuruş gerçekleştirmeniz birazcık zor olabiliyor. O ataklarınızı sık bir şekilde engelleyebiliyorlar. Bunu da bu şekilde indirdik. Gayet güzel. Buradaki ödülünüzü de alıyorsunuz. Orijinal reçine kullan diyoruz ve 20 reçine karşılığında tecrübe kitabı ödüllerimizi aldık. Hem de karakterlerimizin arkadaşlık seviyesinde kasmış olduk. Bununla birlikte ben tekrardan haritamı açıyorum. Bakın, her 8 dakikada bir tane resim ekleniyor envanterimize. Bu yüzden bunları kasması bir tık işkence. Ne kadar hızlı harcarsanız o kadar iyi bunları. Çok fazla sınıra ulaşmadan harcayıverin. Tekrardan bir ışınlanma noktası daha açtık. Demek istediğim genel olarak bunlar. Bu şekilde. Burada bir silah seçim ekranı var. Hangi silah istiyorsanız onu seçin. Bunu dilek sisteminde ben anlatıyor olacağım. Dilek sistemindeki videodan izlerseniz daha iyi olur. Burası çünkü bir tık karışık. Oralara şimdi hiç girmeyelim. Ben kökan taşı biriktirdikçe buradaki avareyi açmaya çalışacağım. Veya en azından buradaki 4 yıldızlı karakterleri elde etmeyi deneyeceğim. Siz de bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Dükkan var. Dükkan çok önemli. Siz burada dilekleri harcadıkça Allah'ım konuşamadım bir türlü. Aylık olarak yenilenen bir yıldız tuz takası var. Bu yıldız tuz takası ile beraber bunları mutlaka aylık olarak alın. Bunlar çok önemli. Yazgı almak, bulundurmak çok zor çünkü. Önceliğinizi buradaki yazgı taşına verebilirsiniz. Bunlar etkinlik dileği olduğu için. Buradaki buluşma yazgısı ve yazgı taşı ise yıldız parıltısı ile yine takas edilebiliyor. Yıldız parıltısı şu şekilde. Siz bir karakter çıkardığınız zaman aynı karakterden birden çok çıkardığınız zaman veya silahtan çıkardığınız zaman yıldız parıltısı elde ediyorsunuz ve burada takas gerçekleştirebiliyorsunuz. Kraliyet kılıçlarından, silahlarından almayın. Kraliyet silah serisi de oyundaki en kötü silah serisinden birisi. Bunun yerine Blacklift silah serisi geliyor. Türkçesini tam bilmiyorum. Ekranda yazarım ama onun Türkçesinde ne olduğunu. Onu alabilirsiniz. Onların silahları çok güçlü ancak kraliyetler çok kötü. Bunlara sakın puan harcamayın. Yıldız tuzu ise siz herhangi bir şeyi yazgı harcadıkça bunlar zaten kendi kendine birikiyor. Köken taşıyla da zaten sadece yazgıları alabiliyoruz. Ben yine tekrardan 2 adet dilek aldım. Bunları attım. 10. dileğe kadar 4 yıldızlı karakter gelmeyebilir. Normal. 10. da garanti geliyor. Ancak 10.dan önce gelme şansı da var. İlla 10'da gelecek diye bir şey de yok. O zaman şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Karakterlerini sık geliştirebileceğinizi, neler yapabileceğinizi az çok gösterdim size. İlerleyen bölümlerde yine hem karakterleri daha fazla geliştireceğiz, hem bir yandan hikayeyi ilerleteceğiz. Sizinle beraber tüm özellikleri açacağım. Nasıl açıldıklarını teker teker göstereceğim. Ve bunlarla birlikte benimle beraber çok daha güçlü hallere erişebileceksiniz. Buradaki test kısmından da
Etkinlik dileği bulunan karakterleri test edebilirsiniz. Aklınızda bulunsun. İlk defa denemenizde köken taşı da alabiliyorsunuz 5 yıldızlı olanlardan. Mutlaka bunları da ertelemeyin. Yapın derim ben. O zaman hepiniz de izlediğiniz için teşekkür ederim. İlk bölümümüz şimdilik bu kadar. Yarın ikinci bölümüyle birlikte görüşmek üzere. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalda abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.